Merhaba arkadaşlar. Tığ oyaları dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunun da tümü yazan yerini aktif hale getirirseniz bu şekilde İlk önce videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarasını göstereyim. 22 numara tığla yaptım ve iplerimde böyle tonlama yaptım arkadaşlar. Ortasına da sarıyla bu şekilde tohum yaptım. Şöyle sadece saksı mavisi leylak diğerleri altın başak numaraları. Şöyle çok tatlı da bir mavi rengim var. Işıktan dolayı şöyle pek gözükmese de arkadaşlar tatlı reyyan marka tığlama işlemleri de gayet güzel oluyor bakın hiç delinmiyor şöyle düz tarafını çevireyim ve şimdi de iğneden tığa çevirmiş olduğum modelimi göstereyim sizlere şöyle arkadaşlar bakın şöyle tonlama yaptım dediğim gibi sarı tohuma mavi de bu şekilde sinek kanadından oluşan çiçek hazırladım Şöyle Leylan Saks mavisinin rengi çok tatlı bir mavi. E, altın başan ki lacivert gibi duruyordu. O yüzden arkadaşlar alırsanız şayet bu şekilde leylak marka almayı unutmayın. Evet modelim bu şekilde. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız bakın. Şimdi burada 6 tane ara mesafesi bıraktım. Siz bunu 8'e de çıkarabilirsiniz. Şöyle örnek amaçlı birbirine ekranda yakın dursun diye bu şekilde hazırladım. Şimdi biz yaprağımızın çimenini yaparak başlayacağız. Sonunda ara suyunu da anlatacağım arkadaşlar. Evet tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum iki tane zincir bir defa tığımı doladım hemen iki iki alarak trabzan yaptım iki tane zinciri çekiyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar iki zincir bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 8 tane sıkı sıkı zincir çekerek yuva hazırlayacağız. Hemen ters tarafına çeviriyorum. Buradaki boş trabzanın tepe noktasından girip şöyle hemen 8 zincirimi buraya kapatıp iki tane zincirle geri döndüm. Bakın farklı sivri uçlu tıpkı iğne yasında olan bir yaprak yapacağız. Şöyle bir defa tığımı doladım. 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Hep 2 dolayarak yapılacak bu yaprak. Şöyle 2 2 3 seferde. Bu yaprağın özelliği şöyle sivri uçlu bir yaprak olması. Genelde iğne yolcular bu yaprak çeşidini çok kullanıyor. Ben de birebir aynısını sizlere şimdi anlatacağım. Bakın 2, 2, 2 ve 2 alarak her trabzanda bir dolama artırdım. Bakın bu şekilde 4 tane oldu. Sonuncuyu yine 3 defa doluyorum. Bakın 4. trabzanla 5. trabzanın tı dolama işlemi aynı. Fakat alırken 1 diye aldım. 2, 2, 2 ve 2 öyle ucu sivri bir kenar görüntüsü olan yaprak yaptık. 4 zincir çekiyorum. Sadece kenar kısmına 4 zincir, diğerleri bu şekilde ikişer zincirli kirpikler olacak. Şöyle sahte sık iğne ile kapattım bakın. 2 zincir şöyle. Şimdi eğer bu tığımdaki geçmiyorsa bu tığdaki ilmeği sıkıyorum demektir arkadaşlar onu bol bırakacağız Instagram üzerinde de bu şekilde mesaj alıyorum tığdan geçirmekte zorlanıyorum diyen arkadaşlar için tekrar yavaşça göstereyim bakın bolluğu görüyorsunuz bunu bol tutmadığınız takdirde sizi zorlar hemen zincirin altından trabzanın altından ilmek aldım bakın kolaylıkla geçiyor Siz bunu bu şekilde sıkı tutarsanız geçiremezsiniz sürekli pırtar tüylenir ipiniz Evet şimdi buraya dört tane yaptık. 8'e tamamlayacağız. Şöyle ilmeği aldım. Trabzanın altından tığdan geçiriyorum. Bakın otomatik bir zinciri kapatmak için kullanıyorum. Üzerine ben bir zincir daha çekip iki tane zincir olmuş oluyor. Yine trabzanın altından girdim. Şöyle 2 2 zincir. Trabzanın altından girip tığındaki ilmeği bakın bol bıraktığım için rahat geçiriyorum. Onu sıkarsanız oradaki sıkı geliyor. Geçmekte size bayağı zorlar ve yapmak istemezsiniz püf noktası bu şimdi yavaş gösteriyorum siz seri yaparsınız 2 4 6 ve 8 Evet 8 tane yaprağı yaptık dokuzuncuyu normal sık iğne olarak kapatıyorum ve şimdi çiçeğimizin orta dalını yapacağız yaprağımızın işlemi bu kadar yavaş yavaş anlattım Umarım da anlaşılmıştır 15 zincir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çektiğim uzun bir dalımız oldu. Şöyle sıkı sıkı. Buraya hem tohum hem de kenar çiçekleri yapacağımız için bu şekilde 15 zincir gayet ideal. Şimdi aynı yaprağı buraya yapacağım. Yavaş yavaş da anlatacağım arkadaşlar. Instagram üzerinden yazan arkadaşlar için. Şöyle bir defa iki zincirimin üzerine doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle iki ve 2 bakın trabzan oluşturdum bir olan ikiye çıktı bakın dolamayı bir artırdım ikiye çıktı yine şöyle 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım bakın üçüncü trabzanımızı yapmış olduk kenardaki iki zincirle beraber tekrar artırma işlemini artırdım 2 olan artırmam 3'e çıktı aynı şekilde yuvaya giriyorum bakın 2 2 2 şöyle 2 alarak hafif sağa doğru meyilli bir yaprağım oluştu sonuncu yine 3 defa aynı dördüncü trabzan gibi fakat dibinde bir alıyorum 2 alıyorum 2 alıyorum 2 alıyorum, alıyorum ve 2 alıyorum bu kadar arkadaşlar bakın şöyle ucu sivri meyilli tıpkı iğne yasında olan yaprağı yaptık hemen 4 zincir buraya trabzanımın arasına girip ilmeğimi alıp bakın şöyle bol bıraktığım için rahat geçiyorum üzerine bir zincir otomatik bir zincir de ben çekiyorum iki zincir hemen araya girdim sabitledim iki zincir şöyle 3 şöyle rahat görün iki zincir trabzanın altından gir tığdaki ilmekten çık şöyle dört oldu Bazen hem konuşup hem sayıyı sayamıyorum. Unutuyorum arkadaşlar. Şöyle. Malum çağımızın hastalığı. B12 eksikliği unutkanlığa sebep oluyor. Şöyle 7. 1, 2 zincir ve 8. Evet, bu şekilde ikişer zincirli 8 tane sahte sık iğneli kirpiklerimizi hazırladık ve Şöyle bu 8 zincirli yuvaya da muhakkak bir sık iğne yapın. Aşağı doğru arkadaşlar. Kaymasın. Ee, hemen 2 zincirle bu kalan e, üçgen arası da de tamamlamış oluyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim yaprağımı tekrar. Ortadaki dalımız ve yaprağımız. Şimdi sıra göstermediğim arası yöne geldik çoğunuz biliyorsunuz bilmeyenler için şöyle yavaş yavaş 2-3 tane gösterip bırakalım hemen iki zincirimin üzerine bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 trabzan 4 zincir şöyle sıkı sıkı kapatıyorum buraya kirpik yaptım ve iki tane zincir sıradaki yuvaya kapatıp hemen yine iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 4 zincir trabzanımın arasına girip kapatıyorum şöyle iki tane zincir çekip sıradaki yuvanın içine girip kapattım yine iki tane zincir bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 zincir hemen iki zincir kapattım. Tığ battılar minik olduğu için o yüzden 3 zincir çekemiyorum. 3 zincir çekince marullanıyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarlamanızı tığ battığınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Daha iri ise üçer zincirli yapabilirsiniz. Şöyle iki zincirimin üzerine bir defa doladım. İki iki alarak trabzanımı yaptım. Evet bu şekilde 6 tane siz isterseniz 8 tane şöyle açabilirsiniz hemen kapattım bu şekilde hemen çiçeğimizin yapılışına geçelim bir zincir çekerek ipimi tırma tutturdum ve yapmış olduğumuz yaprağımızın ortasındaki 15 zincirli şöyle dalımızın dönük olmadığına da bakıp bu şekilde Buraya tohum yapacağız. Sık iğne ipimi sabitledim. Hemen sıkı sıkı 4 tane zincir çekiyorum. Evet, 4 zincirimi kapatıyorum yuvaya. Sabitledim ve buraya şimdi 3 artırarak 7 tane zincir çekeceğim. 4 5 6 ve 7. 4'ün üstüne 3 ekleyip 7 tane yaptım. Hemen bakın ters tarafından şu ipi de içine katarak Şöyle oraya sağlamlaştırarak bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi buraya yine 3 tane artırıp 10 tane zincir çekeceğim. Bakın şöyle ikinci yaptığımız zincir yani bunu alttaki 4 zinciri kaplaması lazım tohum için. Bakın 4'ü kapladı. Şimdi 10 zinciri kaplatacağız. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri çektim ve buradaki boşluktaki yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle onun da bir alttaki 7 zinciri kapladığından şöyle emin olacağız. Ona göre bakın zincirlerden bu şekilde tohum oluşturacağız. Evet. Şimdi bir zincirimizi çektik. ipimizi koparıp yakalım. Evet arkadaşlar doğumumuzu da bu şekilde atmış olduk. Şimdi kenar sık iğnelerin yapılışına geçiyoruz. Şöyle modelimizi alıp ters tarafına çeviriyoruz. Bakın, bu şekilde hemen yeşil yuvanın içine bu sarının dibine sık iğne ile ipimi sabitleyip 18 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 16, 17 ve 18. 18 tane zinciri çekip hemen bu sarının öbür tarafına yine yeşil yuvaya sık iğne ile sabitleyip bakın böyle bir çember oluşturduk etrafında. Hemen bir sık iğne ile dönüş yapıyorum. Şöyle güzel duruyor arkadaşlar. Sık iğne ile dönüş yaparsanız şöyle kenar kısmı oturaklı güzel bir köşe dönüşü oluyor hemen sık iğne ile dönüşümü yaptım 5 zincirle sinek kanadının yapılışına başlıyorum 4 ve 5 hemen kapattım buraya minik bir yuva oluşturduk bakın 3 zincir çekiyorum sıkı sıkı şöyle ters tarafına döndüm 4 de çekersek şöyle bombili olur bombili olmak istiyorsanız şöyle 4 çekelim ve 8 tane zincir çekiyorum 4 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi döndüm. Buraya kapattım. Bakın bu ilk sinek kanadımız bu şekilde oldu. Yine 5 tane zincir çekiyorum. İkinci sinek kanadının böyle kirpiğini oluşturdum. Ve yine şöyle 3 veya 4 fark etmez el ayarınıza göre dönüş zincirini çekebilirsiniz. Hemen 8 zincir 3 4 5 6 7 ve 8. Çeviriyorum düz tarafına. Yine bu büyük yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle birbirine yakın yere getiriyorum. Bakın iki tanesini bu şekilde yaptık. Şöyle sinek kanatlarımızı açalım. Evet. Tekrar şöyle 2 3 4 5 zincir çekerek bir pipirik oluşturuyorum sinek kanadımızın ilk başlangıcı şöyle 4 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitliyorum yine 8 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 bunu 10 da çekebilirsiniz el ayarınıza göre daha uzun seviyorsunuz sinek kanatlarını 10 tane de bu şekilde çekebilirsiniz bakın bu çubuğun uzun olmasını istiyorsanız bu kenar artma zincirini uzun yapmak istiyorsanız daha uzun için 10 tane çekebilirsiniz şimdi yine 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 zincir dönüşümü yapıp hemen sık iğne ile buraya sabitledim böyle bombililik verdim 8 zincir 5, 6, 7 ve 8. Aynı şekilde kapatıp buraya bakın. Şimdi arkadaşlar bu kadar yaptık. Şimdi videomuz 4 tanenin yanına bir 4 tane daha yapacağız. Aynı işlem. O video yüklerken yeni bir kanal olduğu için 15 dakikadan fazlasına diyor videomuz şeyi yüksek. 3 defa yüklemek zorunda kalıyorum. Aynı işlem uzatmaya gerek yok yükleme başarısız demesin. Hemen bunu 8'e tamamlayıp son olarak da yeşil yuvanın içine sabitleyerek bu şekilde çiçeğimizi tamamlayalım. Evet bakalım 2, 4, 6, 8 şöyle tam isabet bir zincir halkası oluşturduk. Bu şekilde de bir kenar boşluğu oldu. Şurayı göstermek için geldim tekrar arkadaşlar. Burayı şöyle içine girip sık iğne ile sabitleyip bir zincirimi de çekiyorum. Şimdi ipimi koparalım. Yine her zamanki gibi makaslar ortada yok. Evet arkadaşlar. Şöyle eğer bunları hani arka tarafta sıkı zincir çekilmediyse bunları böyle düzeltebilirsiniz de. Eğer sıkı sıkı zincir çekerseniz kendiliğinden yuvarlak döner. Şöyle ipleri de yakalım. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Şöyle çok hoş ve çok güzel bir model oldu. Şöyle tonlama yaparak modellerimizi hazırladık. Bunu rengarenk pembe de yapabilirsiniz bu şekilde. Daha önce çünkü bu tülbente ben rengarenk böyle çiçekler sizler için hazırlamıştım. Modelim bu şekilde oldu. Çok güzel, çok hoş bir model oldu. Yapılası kolay. Bir de iğneden daha. bakın birebir aynısını hazırladım inşallah sizler için bu şekilde tutunca da hepsi ekranda oluyor Evet modelim bu arkadaşlar yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay ara suyunu bile bu şekilde sizler için fazla ağır olmayacak şekilde hazırladım şöyle net bir göstereyim evet, modelin bu sizlerde emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız, her şeyden önce yeni bir kanal, yeni bir kanalın çok desteği ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Yeni videolarda buluşmak üzere arkadaşlar.